Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bu hafta atölyemizde kullandığımız bir aletin minyatürünü ve şarjlı olanını yapacağız. Bu yüksek güçlü bir kompresör gibi davranan üfleme makinesi. Bununla elektronik cihazların içini temizliyoruz. Bilgisayar, televizyon grupları olabilir ya da başka amaçlı da kullanabilirsiniz. Bahçenizdeki yaprakları da süpürür. Ne var ki? 220 ile çalışıyor. Atölyenin dışına çıktığında her seferinde dışarıya seyyar kablo çekiyoruz. Şimdi bunu seyyar olanını yapacağım. Bundan daha güçlü olacağını düşünüyorum. Şöyle kenara çekeyim. Nasıl olacağından bahsedeceğim. İlk önce arızalı böyle bir matkabım var. Bu şarjlı bir matkap. Bu şarjlı matkabın hem pili bitmiş hem de motorunda arıza var. Bunun şu kabze mekanizmasını kullanmak istiyorum. Kalıbını kullanacağım. Çok güzel bir iskelet yapısı var. Bu deneyde fırçasız bir motor kullanacağız. Tercih etmemizin sebebi yüksek devirlere çıkıyor. Yaklaşık 20.000 deviri göreceğiz. 12 volt ile çalışıyor. Fırçasız dediğim şu şekilde. Bunu sürmek için, çalıştırmak için de bir ESC'ye ihtiyacımız olacak. Bu da elektronik hız kontrol. Bu olmadan bu motoru kesinlikle çalıştıramayız. Tetik mekanizmamız hazır. Görseli de güzel oldu. Motorun çalışacağı yuvayı da yaptım, hazırladım. Bunu şuraya montajını yapacağım. Şu şekilde görünecek. Hatta şöyle tutayım, daha iyi belirgin olsun. Motor yatağı için bir alüminyum parça hazırladım. Şimdi yerine alıştıracağım. Sonra motoru yerleştirmek için deliklerini, ölçülerini alacağız. Devam ediyorum. Motorumu yerleştirdim. Bağlantısını da yaptım. Çok da sağlam oldu. Şimdi kullanacağımız palleri takacağım. Bunları eski bir drone'dan söktüm. Biraz boylarını kestim. Kısalttım. Şimdi biraz toplamaya başladım. Motorun uçlarını ESC'ye bağlayacağım. ESC'nin hızını kontrol etmek için de bir potans kullanıyorum. Bu da fanımızın hızını belirleyecek. Bu da önemli bir parça. Fanımızı bitirdik. Müthiş çalıştı. Şimdi birazdan küçük bir test yapacağım. Bahçe temizliği için muhteşem çalışacaktır. Çok hafif, kuş gibi. Lipo pilimi taktım. Hızımızı kontrol edebiliyoruz. Küçük bir değişiklik yaptım. Buradaki kasnağı küçülttüm. Pervaneyi bir çıt daha büyüttüm. Elimde pervaneler vardı. Boşta çalıştıralım ilk önce. Bir gazlayayım. Sesini duyun. Masanın üzerine birkaç kutu plastik parçası bıraktım. Bunlarla ilk testimizi yapalım. Dışarıda bir bilgisayar kasam var, onu temizleyeceğim ama bugün de yağmurlu. Kısmet. Esasında bahçedeki yaprakları da temizleyecektim. Bunları uçuracaktık. En azından bilgisayarın tozunu üfleyelim. Bakalım nasıl olmuş. Devam edelim. Kasamızın içi pırıl pırıl oldu.